Merhaba arkadaşlar, ben Teknokulisten Mahmut. Bugünkü inceleme konuğumuz Sony'in yeni amiral gemisi modeli Xperia Z2 olacak. Bu yıl telefonlar için bir geçiş süreci yaşanıyor diyebiliriz. Snapdragon 801 chipsetli telefonlar bir görünüyor ve Sony'in Xperia Z2 modeli de bunlardan bir tanesi. Şu an elimde de görmüş olduğunuz model. Sony Xperia Z2'de ilk dikkat çekici özellik olarak büyük bir tasarımı ön plana çıkarmış. Elimizdeki telefon 5.2 inç değerinde bir ekrana sahip. Dolayısıyla yukarıya doğru bir büyüme söz konusu. Ancak bu büyüme ne kalınlık oranına ne de ağırlık oranına olumsuz yönde etki etmiyor. Aksine Xperia Z1 ile kıyasladığımızda Z2'nin daha hafif ve daha ince olduğunu söyleyebiliriz. 8.2 mm kalınlığında olan telefon yaklaşık 163 gram ağırlığında ve bu oranlar bu telefonu tek elle rahatlıkla kullanabilmeniz için yeterli diyebiliriz. Özellikle Sony'in son modellerinde hep yer verdiği sağ yan tarafta yer alan uyku tuşu, ses açma kapama tuşları ve kamera kısa yol tuşu yine bu telefonda da yerlerini koruyor. Bu sayede çok rahat bir şekilde telefonu kullanabiliyorsunuz. Ve tabii ki dikkat çekici tasarımdan biraz daha bahsetmemiz gerekiyor. Ön kısımda Sony logosu ikinci kamerayı görüyoruz. Yine hoparlörler dizilmiş burada. Ve arka tarafta ise yine cam tasarım üzerine Sony logosu, NFC logosu, 20.7 megapiksel değerindeki kamerası ve alt kısımda da Xperia logosunu görüyoruz. Sağ kısımda bahsettiğimiz gibi tuşlar yer alıyor ve microSD kart girişi için bir kapak bulunuyor. Kapağı açtığınızda yuva görünüyor. Aynı şekilde diğer tarafta da yine bir kapak daha var. Bu kapağı da açtığımızda bizi SIM kart girişi ve şarj için giriş karşılıyor. Yan tarafta da gördüğünüz gibi kablosuz şarj için bir dock var. Ve Xperia Z2'nin özellikle yanlardan ovalleştirilmiş ve alüminyum tarzdaki tasarımı gerçekten göz okşuyor. Hem ön hem de arka taraftaki cam malzeme ürünü premium bir telefon kıvamına getirmiş. Ön taraftaki cam yine kırılma ve çizilmelere karşı dayanıklı bir cam. Ancak dışarıda kullandığınızda bazen telefondaki yansımalar sebebiyle görüntü kalitesinde kayıplar da yaşanabiliyor. Ekran demişken biraz daha detayına inelim. 5.2 inç değerinde bir ekranımız var demiştik. 1080p çözünürlük sunuyor bu ekran ve bu kez Sony Triluminos ve X-Reality teknolojilerinin yanında IPS teknolojisini de kullanıyor. Bu sayede telefona farklı açılardan baktığınızda dahi ekrandaki görüntü kalitesi ve netlik olabildiğince az kalite kaybıyla karşınıza geliyor. Z1'de ekran konusunda biliyorsunuz birçok şikayet vardı. Sony Z2 ile bu şikayetleri ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Aynı şekilde ekranın hassasiyet seviyesi sizin de gördüğünüz gibi ufak dokunuşlara dahi tepkisi oldukça başarılı. Android KitKat kullanıyor ürünümüz ve genellikle menüler arası geçişler olsun, uygulama çalıştırmalar olsun, yine tarayıcı performansı, oyun çalıştırma performansı genel anlamda başarılı diyebiliriz. Bazen bildirim menüsü yani Notification Center çok fazla bildirimle dolduğunda ufak tefek kasılmalar olabiliyor. Ancak bunun dışında sıkıntı verici bir kasmayla ya da donmayla karşılaşmadığımı söylemem gerekiyor. Çünkü Sony en son teknoloji chipsetlerden Snapdragon 801'i kullanıyor. Create 400 işlemcisi var. 4 çekirdekli ve 2.3 GHz değerinde. Bunun yanında Adreno 330 GPU'su ve 3 GB RAM değeri dikkat çekiyor ki bunlar Xperia Z2'de Sony'in daha önce kullanmadığı, bu telefonda yer verdiği özellikler birçoğu ve bu bileşenler de telefonu rahat bir şekilde hem uygulama çalıştırma performansı olsun hem de normal arayışlarınız, mesajlaşmalarınız olsun rahat bir şekilde halledebilmenizi imkan tanıyor. Telefonumuzun teknik özellikleri çok iyi olsa da bazen sıkıcı durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Yaptığımız testlerde Modern Combat 4, Temple Run 2 ve FIFA 14 gibi oyunları oynadık ve cihazın bunları çalıştırma performansı da oldukça başarılıydı. Gerek görüntü kalitesi, gerekse akıcılık, gerekse de ekranın verdiği dokunmatik performans oldukça tatmin edici düzeyde. Ancak oyunları birkaç dakika oynadığınızda cihaz yavaş yavaş ısınmaya başlıyor ve bu ısınmayı siz fark edebiliyorsunuz. Ve bu birçok kullanıcının pek de hoşuna gitmeyecektir diye düşünüyorum. Yine 4K video çekerken de bu tip ısınmalarla karşılaşabiliyorsunuz. Xperia Z2
4K video çekebilen telefonlardan bir tanesi. Ancak diğer 4K çeken telefonlar gibi bu telefonda henüz 4K teknolojisi için oldukça yolun başında. Daha doğrusu 4K teknolojisi için henüz çok erken olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için de yüksek beklentilere girmemenizde yarar var. Yaptığımız bir 4K video çekim testinde telefonun en fazla 8-9 dakika boyunca 4K video çekebildiğini gördük. 9 dakikalık süreç dolduktan sonra telefona bir uyarı geldi ve aşırı ısınma olduğu için kamera uygulamasının kapatılması gerektiği bildirildi. Evet, anlayacağınız üzere 4K video çekim sırasında telefon çok fazla ısınıyor ve buna kullanıcıların mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Xperia Z2 IP58 sertifikasına sahip bir ürün. Dolayısıyla 1,5 metre derinliğe kadar yarım saat süre boyunca suya dayanabiliyor. Bunun yanında yine toza karşı da dayanıklı bir ürün. Biliyorsunuz Xperia Z'den bu yana Sony Z1 gibi ürünlerinde suya ve toza karşı dayanıklılık politikasını benimsiyordu. Z2'de bir adım daha ileriye gitmiş diyebiliriz. Ve Sony yetkilileri zaten bu adımların diğer üreticiler tarafından da atılacağını ve ilerleyen zamanlarda daha çok ve daha dayanıklı hale getirilmiş telefonlarla karşılaşacağımızı söylüyorlardı. Sony'in şimdilik en yeni hamlesi Z2 ile oldu. Tabii ki yine de böyle denilmesi telefonu her daim suda kullanacağınız anlamına da gelmiyor. Özellikle kullanıcı hataları sebebiyle üzücü sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Xperia Z2'nin kapakları biliyorsunuz suya karşı dayanıklı olması açısından ve bir tasarım bütünlüğü oluşturması açısından önemli. Dolayısıyla suyla temas etmeden evvel bu kapakların tamamıyla kapalı olduğundan emin olmanız gerekiyor. Zaten eğer açık bırakırsanız telefon kapakların açık olduğu konusunda size bildirim mesajları da veriyor. Bunu da söylemek gerekiyor. Sony Xperia Z1'de kullandığı kamerayı almış ve biraz daha geliştirerek Xperia Z2'de sunmuş. Görüntü sabitleme, HDR gibi artık standartlaşmış özellikleri bünyesinde barındıran kamera, R efekti gibi Sony'in özel uygulamalarıyla da eğlenceli çekimler yapabiliyor. 4K video çekebilen ve artık 1080p'de 60 fps değerinde videolar çekebilen 20.7 megapiksellik ana kamera özellikle gün ışığında başarılı sonuçlar veriyor. Gece çekimlerinde ise yakın mesafelerde flash ışıklı çekimler göze hoş gelirken ışık seviyesi düştükçe kameranın da performansında düşüşler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Xperia Z2 bir konser organizasyonunda kısa süreli test ettik ve videolarda yüksek seslerin kaydı konusunda fena değil diyebileceğimiz bir performans gösterdiğine tanıklık ettik. Ek olarak şunu da belirtmek istiyorum. Sağ yan tarafta yer alan kamera kısa yol tuşu bazen bastıktan sonra geç tepkiler verebiliyor. Bu da anı yakalamak isteyen kullanıcıları biraz da olsa geciktirdiği için can sıkabiliyor. Z2'nin ön kısmında yer alan 2.2 megapiksel değerdeki kamerada 1080p 30 fps değerde video kayıtları gerçekleştirebiliyor. Görüntülü görüşmeler ve selfie fotoğraflar için bu kamera işinizi görecektir diye düşünüyorum. Batarya tarafına geldiğimizde ise Xperia Z2'de 3200 mAh değerinde bir batarya kullanılıyor. Bu batarya Z1'in 3000 mAh bataryasıyla kıyaslandığında bir artış söz konusu. Ancak gerek telefonun teknik özellikleri gerekse de ekran boyutunun büyümesini göz önüne alırsak batarya kullanım ömrü konusunda pek de ekstra bir getirisi yok. Z2'nin bataryası size tek şarj ile bir günlük kullanım sunuyor. Bunun sonucunda yine elinizde %15-%20 civarında bir batarya ömrünün kaldığını da söylemek istiyorum. Özellikle bu sonucu şöyle elde ettim. Bir günlük kullanımımda internet, video, fotoğraf çekimi ve ara ara telefon görüşmeleri yaptım. Ve bunların sonucunda telefon şarjının bir gün boyunca bana yeterli olduğunu gördüm. 120 saate kadar müzik dinleme imkanı sunan telefonun ön tarafında yer alan hoparlörlerin ses kaliteleri iyi düzeyde diyebiliriz. Özellikle oynadığınız oyunlarda ve izlediğiniz videolarda bu hoparlörler imdadınıza iyi bir şekilde yetişiyor. Gelen aramalarda karşı tarafın sesini net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Yine kulaklıkla müzik dinlediğinizde de ses kalitesi çok yüksek olmasa da başarılı. Tabii burada kullandığınız kulaklığın kalitesi de önemli. Ürünün kutusundan çıkan kulaklık, gelen aramalara cevap verebileceğiniz ve müzik dinleyebileceğiniz standart bir kulaklık. Yüksek beklentilerinizin olmaması gerekiyor dolayısıyla. Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, Micro USB 2.0 ve NFC gibi bağlantı teknolojilerinin bulunduğu ürün, Sony'in yeni ürünleriyle de kablosuz bağlantıya geçebiliyor. Örneğin bir kablosuz hoparlör veya bir akıllı Sony televizyonla bu cihazı bağlayabiliyorsunuz. Ek olarak Sony'in PlayStation sertifikasına sahip olan telefon, PlayStation konsollarına da bağlanarak oyun keyfinizi artırabiliyor. Xperia Z2 teknik özellikleri bakımından an itibarıyla en gelişmiş ve performanslı Xperia modeli.
Özellikle kullanışlı tasarımı ve akıcı ekranı ile ön plana çıkan telefon, suya ve toza karşı dayanıklı olması, malzeme kalitesi gibi faktörler sebebiyle birçok rakibini geride bırakıyor. Ancak telefonlarda henüz erken bir teknoloji olan 4K video telefonu zorluyor ve kısa sürede çok ısınmasına yol açıyor. Son olarak kameradaki dijital zoom faktörünün de pek tatmin edici olmadığını söylemek istiyorum. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.